Güzel Oyun'da bu bölüm, Türk futbolunun başarılı isimlerinden Fuat Buruk'un hayat hikayesini ekrana getireceğiz. Fuat Buruk'un kariyerindeki unutulmaz anlar, keyifli hatıralar programda yer alacak. Fuat Buruk 1965 yılında İstanbul'da doğdu. Futbola çok erken yaşlarda başladı ve yeteneği süratiyle dikkat çekiyordu. Önce mahalle aralarında başlayan bu sevda, zamanla profesyonel seviyeye ulaşacak ve hayatını Güzel Oyun'a adayacaktı. Yani futbol tabii çocukluktan öncelikle ben Eyüp Akarçeşme'de büyüdüm. Mahallemizde 2 tane kulüp vardı. Biri Şafak Spor, siyah beyaz renkli. Biri Kale Spor, sarı kırmızı renkli. 2 kulübün içinde büyüdüm ben. Dolayısıyla mahalle arasında oynayarak başladık ve buradaki en büyük şey de rahmetli babam koyu bir Galatasaray taraftarı. Her hafta sonu bizi maça götürürdü. Yani ben İnönü'de 2-3 tane maç seyrettiğimi hatırlarım. Üst üste 2 maç seyrettiğimi, Ali Sami Yen'de Galatasaray'ın antrenmana gittiğini hatırlarım. İbrahim Baş zamanı çocukluğum, yani şimdi sahada tribünde Galatasaray antrenmanını seyrediyorum çocukluğumda. Tabii futbolun içinde başladık, mahalle arasında başladık. Eyüp Şafak Spor'da ilk amatör lisansım çıktı. 4 sene orada oynadım. İşte okul takımları, daha sonra profesyonellik Kütahyaspor'da. Ve Konya Spor'da Süper Lig, birincilik devamı geldi. Konya Spor'da başlayan profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk 2 yılı çok iyi geçecekti. Yeşil Beyazlardaki başarısı onu daha sonra dönemin popüler takımlarından Bakırköy Spor'a taşıyacaktı. Konya Spor tabii bizim için o sene Süper Lig'e yeni çıkmıştı, birincilik yeni çıkmıştı. Ve yaklaşık bütün kadroyu yeniden değiştirmişti. Hep çok üst birincilikten iyi oyuncular almışlardı. Biz de alt ligden geldiğimiz için böyle ben, rahmetli Sedat Balkan'la birkaç arkadaşımız daha vardı. Biz de konuşuyorduk. İşte onlar bana diyorlar, nasıl oynayacağız görmüyor musun? 20 kişiyi almışlar, Süper Lig'in, birincilik'in en iyi oyuncularını almışlar. Ben ne diyordum? Ben oynarım diyordum. Ben oynarım. Nasıl oynayacaksın falan. Öyle başladık. Konya Spor maceramız başladı. Benim için 2 sene, çok güzel bir 2 sene geçti Konya Spor'da. Sonrası Bakırköy Spor'a geldik. Fuat Buruk'un kardeşi Okan Buruk, Galatasaray'da ilk maçına abisine karşı çıkmıştır. Fuat Buruk bu özel hatırayı gururla anlatıyor. Florya'da olunca Galatasaray Kulübü'yle, Galatasaray testleriyle yan yanayız zaten. İlişkilerimiz de çok iyi. Gidiyoruz, geliyoruz. Bir gün senenin içinde kulübe uğradım. Mustafa Denizli hocam. Onunla konuşuyorduk. İşte Mustafa Denizli hocam dedi ki, bu hafta dedi Okan da altyapıda oynadığı için kamptan gelsin dedi. Milli takım kampındaydı Okan. Bu hafta sonra Okan'ı oynatacağım dedi. Haberin olsun dedi. İyi görüyorum onu dedi. Çok sevindik biz. Neyse Okan milli takım kampından sakat geldi. Oynatamadı sene içinde. Ve sakatlığı işte menisküs ameliyatı oldu. Senenin son maçı tesadüf Bakırköy Spor Galatasaray maçı. Ve Okan oynuyor o gün. Okan'ın da ilk profesyonel maçı bizdedir, benledir. O da güzel bir tesadüf. O gün 4-2 yendiler bizi. 2 kardeş arasındaki bir başka özel hatıra İstanbulspor Galatasaray maçında yaşanmıştı. Fuat Buruk'un İstanbulspor'da oynarken sahada Okan Buruk'la girdiği ikili mücadelede eğlenceli görüntüler oluşmuştu. Galatasaray'ın Okan bu sefer sakatlıktan çıktıktan sonra Galatasaray'da geçirdiği bir sakatlık vardı. Ondan çıktıktan sonra bir Galatasaray maçı. Biz de İstanbulspor'dayız zaman zaman. İstanbulspor'dayız ve iyi zamanımız. Çok iyi oynuyoruz. Yağmurlu bir hava. 2-1 yendik Galatasaray'ı. O gün Okan'ın da sakatlıktan sonraki döndüğünde ilk maçlarından biriydi. Maç içinde bir pozisyon. Okan sarı kart görmüştü. Beni kovalıyor. Maçın son bölümleri falandı. Ben de hatta arkadan vurdu. Baktım Okan, düşmedim. Ama kendimi toparladım böyle düşmemek için. Düşsem ikinci sarı kart, kırmızı kart. Köşeye kadar götürdüm topu. Sonra orada kaptan Bülent Korkmaz aldı beni. Taça kadar götürdü, bıraktı. Öyle bir güzel bir maç oynadık orada. Okan'ın da ondan sonraki de o gün iyi bir maç oynamıştı. Devamı geldi zaten o seneden sonra. O 4 sene üst üste şampiyonlukları geldi. Güzeldi. Fuat Buruk'un kariyer yükselişi devam ediyordu. Bakırköy Spor'daki performansı ona İstanbulspor'un kapılarını açacaktı. Sarı siyahlılar dönemin en iyi oyuncularını kadrosunda toplayıp büyük hedeflerle yola çıkmıştı. Fuat Buruk da o efsane takımın önemli oyuncuları arasındaydı. İstanbulspor hedefleri olan bir takımdı. Gerçekten hedefleri olan. Kısıtlı yabancı transferlerinde doğru transferler yapmaya çalıştı. İşte Salenko'yu getirdi. Ki Salenko dediğimiz oyuncu Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu ve çok ligimize uygun bir oyuncuydu. Birkaç böyle ve Türkiye Ligi'nin en iyi yerli oyuncularını transfer etmeye başladı. Sadece burada gidişat, yani çok büyük bir kadro oluşturuldu ama gidişat şöyle yanlıştı. Bir kere tesisleşmedi ve doğru akılla tesisleşseydi dediğimiz gibi geleceğe, çünkü hedefleri çok büyüktü İstanbulspor'un. Doğru bir adamla tesisleşseydi çok daha büyük başarılara imza atardı ki biz Avrupa Kupası oynadık. İşte Werder Bremen'le orada kaldık, berabere kaldık. Burada Olympique Lyon'u 2-1 yani burada yendik, orada 2-0 yenildik ki Lyon'un ondan sonraki sezon, son 6 sene 10 sezon Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri oldu. Yani ben hep çıktığımızda İstanbulspor'u Olympique Lyon'la eşdeğer tutuyordum. Çünkü aynı zamanda lige çıkmıştık. Kalede Stravkov geldi. Daha sonra geldi o. Ömerović vardı öncesinde. Ondan sonra Ümit Milli Takım'ın bütün iyi oyuncuları o kadronun içine dahil oldu ilk başta. Leo Beenhakker, Hollanda Milli Takım'ın hocası, Avrupa'nın en büyük hocalarından biri, başımızdaydı ve çok değerli bir hocaydı. Yani çalıştığım Leo Beenhakker herhalde en değerli yabancı teknik direktördür. Hem iyi bir insan, hem çok büyük futbol adamı. İşte sonraki sene işte Normanlı'ya bir hocamız geldi. O da takıma bir şeyler yapmaya çalıştı. İşte sonra Oğuzların transferi, Oğuz, Sergen, Aykut, Gökhan, Emre Aşık, en iyi zamanlarında büyük takımlardan gelen oyuncular bunlar. Ondan sonra daha birçok futbolcu, Engin vardı. Saffet Hoca ile çalıştık. Saffet hiç inanılmaz, yani Leo Beenhakker'ı nereye koyabiliyorsam Saffet Hoca da öyledir. Hem insan değerleri yüksek, hem iyi teknik adamlar ki Saffet Hoca'nın biz ülke olarak değerini bilemedik. Fuat Buruk'un İstanbulspor döneminde oynadığı 2 Galatasaray maçı da tarihi sahnelerle doluydu. Birinde sarı kırmızılar şampiyonluğu yakalayacak, diğerinde ise Hacı'nin temdit penaltısıyla galibiyeti elde edecekti. İlk kadroya geldiğinde ben oynuyordum, tamam mı? Sonra hoca dedi ki, son bir şeyler oldu. İşte, soyunma odasında kadroyu değiştirdi Saffet Hoca. Kadroyu değiştirdi. Sonra biz maçın şeyinde 1-0 öne geçtik. Daha sonra bir şey oldu. Beni 30. dakika oyuna attı. Ben tabii önce çok içeride kızmıştım hocaya. Benim için bitti demiştim İstanbulspor falan. Sonra sahaya çıktık. 1-0 öndeyiz. İlk yarı birbirine bitti. İkinci yarı 4-1 oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğu tescillendi. Ama benim o maç aslında İstanbulspor'dan ayrılma kararımdı. Hacı geliyor. Hacı geliyor. Hacı ve gol. 3-2. Hacı ve gol. İnönü yıkılıyor. Galatasaray 3, İstanbulspor 2. Hacı atıyor. Hacı'nın 2. Galatasaray'ın 3. golü. Biz o gün yenmek için her şeyi yaptık. Çok iyi oynadık. Hatta son pozisyon, maçın son bölümü, penaltıdan önceki bölüm. Ben topu kafayla uzaklaştırdım. O kadar iyi vurmuşum ki, yani o kadar uzun vurmuşum ki, yaklaşık 30-40 metrelik bir pas oldu bu Mithat'a. Mithat aldı, götürdü, ceza sahasına girdi, gücü bitti, düştü. Kaleci başladı, o pozisyon penaltı oldu. Penaltı verdi hakem. Tabii haksız bir penaltıydı bizce. Çünkü çok basitti. Çok üzüldük o gün. Yani çünkü bizim dediğim gibi ne olursa olsun biz hepimiz profesyoneliz ve her maçı yenmek için çıkarız. Ve yenmek için de her şeyi yaparız. Bizim kardeşim olur, işte arkadaşım olur falan, düşer, şampiyon olur. Onlar ayrı şeyler. Yani bütün zaten profesyonellik budur. Yani kazanmak için her şeyi sahada verebilmektir doğru şekilde. Biz o gün haksız kaybettik maçı. Biz üzüldük, kardeşim sevildi, annem evde sevindi. Annem öyledir, anne tarafı hep küçüklerden yanadır. Öyledir. Öyle bir maç ama hiç unutulmadı o maç. Kardeşi olan Okan Buruk'un her zaman büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Fuat Buruk, teknik direktörlüğünün ilk yıllarında yaşadıkları anıyı gülümseyerek aktarıyor. Okan'da büyük bir potansiyel vardı. Bunu biz zaten söylüyorduk ve görüyorduk da. Nereden söyleyeyim? Okan Sivas'ta veya şeyde çalışırken, Sivasspor'da, Elazığspor'da, biz bir araya geldiğimizde ben telefondan bana gelen oyuncuları ona şey yapıyordum. İşte stoper var, şu var, bu var. Benim telefondan bakarak söylediğim oyuncuyu Okan, "Aa abi," diyordu, "o şurada oynamış ama," diyor, "sakatlık geçirmiş, yok şu olmuş." Her oyuncu hakkında bilgisi vardı. İnanılmaz bir oyuncu hafızası var. Yani öyle bir şey, milli takımda çalışmanın avantajları, yerli ve yabancı. Hem bütün ligleri takip etmesi, o zamandan söylüyorum ben, Okan'ın oyuncu portföyü çok genişti. Daha sonra işte Göztepe ile bir şey oldu. Göztepe'den ayrıldığında ben de Akhisar'ı aradım, başkanı. İşte onlarla konuştuk. Dedim, Akhisar'da hoca arıyordu, yine Süper Lig, işte 1. Lig'deydi o zaman, Süper Lig'deydi. Göztepe'de 1. Lig'den ayrılmıştı Okan. Hemen aradım. Onlar hemen bir görüşme yaptılar ve anlaştılar. O senenin sonunda Okan'ın Akhisar macerası başladı. Ben de tabii orada biraz hem Akhisar'ı bildiğimden hem Okan'ı bildiğimden onlara, hem Okan'a referans oldum hem Akhisar'a şey yaptım ve belki Akhisar'ın tarihini değiştirecek bir olay oldu. Türkiye Kupası'nı aldılar. Çok iyi gittiler. Ve Okan'ın da başarıları orada başladı diyelim, Süper Lig başarısı. Gurur duyuyorum. Artı bir şey var. Ben Rizespor'da 2 dönem çalıştım. Oradaki çalışan grup, personel falan hemen hemen aynıdır. 2008'de de şu anda da çalıştığımızda çok iyi insanlar bir kere, çok güzel insanlar. Okan'a ayrı bir sevgi, saygıları var, şehrim var. Yani Rizespor'u, yani çalışan herkes çok seviyor. Çalıştığı kişilerle demek ki iletişimi çok iyi. Şehir ayrı bir seviyor. Tabii bunda sadece skoral veya şey başarı değil, futbol başarısı değil. Okan'ın kişiliğiyle de alakalı. Yani, Okan her zaman etrafındakilere faydası dokunmaya çalışan bir adam. Bu da aynı Hamza gibi diyeceğim aslında. Bizim ekipte de öyle. Hamza da öyledir. İnanılmaz böyle mütevazidir ve ister ki hep çevresi ve bulunduğu takım kazansın. Kendini hep 2. plana atmaya çalışır. Bu tabii Hamza'nın şeyi, Okan biraz daha kazanmak için daha iyi kadrolar kurabilir. Yani kulübün maddi tarafını şey yapabilir falan. Ama Hamza'da ayrı bir şey var. Aman kulüp daha şey olsun, işte kulübün isteği, kendi isteği, kulübün isteği her zaman Hamza'nın isteğinden ön planda, daha fazla. Fuat Buruk İstanbulspor kariyerinden sonra Yıldırım Bosnaspor'da oynayıp futbola son noktayı koydu. Bir süre İstanbulspor ve Çaykur Rizespor'da çalışan Buruk, Hamza Hamzoğlu'nun ekibine katılarak Malatya Spor'da görev yaptı. Antrenörlük kariyerinde sırasıyla Eyüp Spor, Denizli Spor ve Akhisar Belediyespor'da çalışan Fuat Buruk, özellikle Akhisar döneminde büyük başarılara imza atmıştır. 3 sezon Akhisar'da kulüp tarihinin en iyi dönemini geçiren Fuat Buruk, daha sonra Hamza Hamzoğlu'nun yardımcısı olarak Galatasaray'da çalışmıştır. Sarı Kırmızılıların tarihi sezonunda 4. yıldızın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Fuat Buruk, o dönemi asla unutamıyor. Galatasaray'da başlamamız, işte Hamza'ya teklifin gelmesi çok özel anlarda geldi. Hamza babasını kaybetmiş, Abdurrahim Bey Hamza'yı düşünüyor. Galatasaray bir yol, yani bir yerli hocayla çalışmak istiyor. Hamza ile başlıyor. Israrla Hamza'yı istiyor Abdurrahim Bey. Çünkü Ali Dürüst, ikisi beraber karar veriyorlar. Hamza'ya bir teklifte bulunuyor. Baba rahmetli oluyor Hamza'nın. O an yaşanan gelişmelerin, yani acı bir haberden sonra bir onu mutlu edecek bir şeyle Galatasaray teklifi geliyor ve Galatasaray'da başlıyoruz biz. Çok güzel bir sezon geçirdik. Yani çalıştığımız ekstra kadrolardan biriydi. Ekstra insanların kulüp olarak çalışanı, basını, ondan sonra içerisi, dışarısı çok kısa zamanda sanki hep oradaymış gibi başladık, adapte olduk. Güzel bir sezon geçirdik, güzel bir şampiyonluk yaşadık. Devamında Türkiye Kupası'nı aldık, Süper Kupayı aldık, üçledik ve yeni sezona başladık orada. Aslında şöyle, ben oradaki her antrenmanda başlarken, yani ilk başladığımız gün sanki yani bir heyecanımız tabii ki var ama yani içimizde o heyecan hep. Ve çok samimi bir grup, oyuncu grubunla başladığımız için sanki ilk antrenman bittikten sonra hep orada çalışmışız gibi. Hatta ben hala giderim, aynı heyecanı yaşarım kulüpte. Personelden tut, oyuncularla şeyler, sanki hiç ayrılmamışım gibi o duyguyu yaşarım. Demek ki ait olmuşuz ve inanılmaz bir oyuncu grubuyla çalıştık. Hepsine ayrı bir saygımız var. Hepsine tabii yaşadıklarımız, o güzel anılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii daha iyisini de yapabilirdik. Ayrıldığımız şeyde de aslında o hafta ligin 3.'sü falandık ayrıldığımız tarihte, yeni sezonda. Ve kötü bir maç oynadık Rize'de. Kötü olaylar yaşadık. Ve döndüğümüzde yaptığımız ilk toplantıda, toplantı sonunda şeyimiz buydu. Yani içimiz o kadar rahattı ki o sezonda biz şampiyon olacağız dedik. Bundan sonra biz dedik, filmi gördük. Yapacağımız hamlelerle bu sezon da şampiyon biziz dedik. Yani çok net bir şekilde bunu içimizde hissettik ama yönetime hissettiremedik herhalde. Teşekkür ettiler bir hafta sonra bize. Hamza Hoca'yı stada konuştuklarında Hamza, iyi düşündünüz mü diye sormuş. Yani emin misiniz, yapacak bir şey yok. Tamam dedi, aradı bizi. Tamam dedik, teşekkür ediyoruz. Yani bizim için orada bitmedi aslında. O günkü macera bitti. Evet. Yani çünkü biz yapacağımız çok şey vardı. O gün için bitti ama O yönetimin problemiydi ondan sonrası, bizim değil. Tabii ki bizim hatalarımız vardır, var. Yani o hatasız olmaz. Ama Hamza'nın niyeti, yani Hamza, Melo'nun biz bir şey oluyor, hadi gidelim diyoruz evine, düşün. Veya bir oyuncuyla yabancı, biz oyuncuyu ayıramayız. Yani oyuncu, o kadronun içindeki genç takımda oyuncusu bile bizim kardeşimiz, çocuğumuz, arkadaşımız, dostumuz. Yani biz kimseyi ayırmayız. Ve Hamza da kesinlikle böyle insan üzerinden, yani bunu seviyor, bunu sevmiyor, bunu istiyor, bunu istemiyor. Yok. Hamza'nın için en büyük olay şudur. Kulüpler yaşasın ki biz yaşayalım, var olalım. Hamza kulüplerin zarar etmesini istemez. Boşuna kulüplerin paraları harcansın istemez. 2019 yılında aramızdan ayrılan Yıldırım Uran, Fuat Buruk'un hayatında çok önemli bir yere sahipti. Birlikte uzun yıllar çalıştığı Uran'ı saygıyla anan Fuat Buruk, onun kendileri için bir denge unsuru olduğunu anlatıyor. Yıldırım Hoca'yı anlatmak apayrı bir şey alır, bir gün alır aslında. Çok özel bir insan, rahmetli. Çok güzel bir insan. Çok seveni var. Bunu hala... Ya gittiğimiz her yerde. Zaten biz şu an kayıpmış gibi düşünmüyoruz onu. Hep içimizde, hep varmış gibi. Gittiğimiz, başladığımız her işte öyle. Bir kere hem abi, hem usta bir hoca. Yani çok usta bir hoca. Altyapısıyla hep çalışmış ve hep üretmiş. Hep yetiştirmiş. Herkese dokunmuş. Yani böyle insanları çok çok zor bulursunuz. Her bölümde, her şeyde çalışacak, böyle, altyapılarda, üstte, profesyonel şurada. Top oynarken bile, İzmirspor'da oynarken bile maça çıkıyor, ertesi gün gidiyor altyapılarda takım çalıştırıyor. Yani futbola o kadar gönlünü vermiş bir insan. Tabii onunla çalışmak, biz Malatya Spor'da başladık. Yani abi, kardeş, her zaman yanımızda olan bir büyüktü. Tabii bizi etkiledi, hepimizi etkiledi kaybı. Evet, çünkü bizim şeyimiz, dengemizdi diyebilirim. Dengeyi koyardı, yani sağlardı. Ve doğru işler yapmamızda çok büyük katkısı olmuştur. Güzel bir insandı, seveni çoktu. Ama biz hala onun güzel şeylerini, duygularını, düşüncelerini besleyip içimizde yaşıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz. Fuat Buruk özel yaşantısında ailesiyle birlikte huzurlu vakit geçirmeyi, saraydaki çiftliğinde özellikle atlarla ve sevimli hayvanlarla uzun süre birlikte olmayı çok seviyor. Futboldan arta kalan zamanlarında atlarıyla ilgilenen Buruk ailesinin futbola olan yatkınlığı da nesilden nesle devam ediyor. Ben hayvanları çocukluğumdan beri çok seviyorum. Böyle inanılmaz şeyim vardır onlara karşı, her türlü hayvana. Şuradan yılan geçsin, düşün. Alırım, kenara koyarım, yani öyle şeyim var. Zarar görmesini istemem. 96 senesiydi. O sene bir tane Arap atı aldım. İlk yavrusu işte Eskişehir'e yollamıştım. Orada doğdu. 3 ay sonra ölünce bir daha çiftleştirdim. Yavru doğduğunda yavrusuyla beraber, hamile kaldığında yavrusuyla beraber onu aldım. İşte bir yer almıştım. Oraya çiftlik yaptım. 99 senesinde ve şöyle, oradaki bütün ağaçları ben diktim. Yani binlerce ağaç var. Hepsini ben diktim. Hem peyzajı öğrendim bu arada. Hem ağacı ne olacağını, hem meyve ağacından tut, çamından işte şeyine. Orada bir yaşam alanı yaptım. Zaten ilk yaptığım işlerden biri de orada çiftliği kurarken bir futbol sahası içine yapmaktı. Bir basket saham var, futbol saham var. Oraya şimdi yaşam alanı yaptım. Günün, daha doğrusu haftanın, ayın büyük bölümünü oradayım. aile babası önce. Bütün babalar çok güzel aslında. Anneler, babalar çok güzel. Aile olmak güzel bir şey. Beraber yaşamak, mutlu yaşamak güzel bir şey. Tabii ki sorunlar olacak. Ki günümüz şartları, sorunlar çok büyük aslında ama minimuma indirirsek tabii herkesin kendi düzeni olan bir yaşamı var. Düzenini kurmuş. Biz de öyle bir aileyiz. Şöyle, tabii ben çok genç yaşta babamı kaybettim. Annem sağ olsun, annem, kız kardeşim, abim, ondan sonra işte yeğenler, benim eşim, çocuklar, öyle akrabalar bir arada yaşamaya çalışıyoruz, birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Benim 2 tane oğlum var. Çiftlik ve at işlerini ben büyük oğluma bıraktım. Ben sadece çiftlikteki o yaşam şeyiyle ilgileniyorum. Orada vakit geçirip, ama hipodrom, diğer işlerimi büyük oğluma bıraktım. Küçük oğlum atletik performans hocası, akademik kariyeri var. Ondan sonra onunla çok iyi olacağını düşünüyorum bu konuda. Ki iyi bir öğrenci ve sporcu. İyi de bir sporcuydu yani, çok bir kere hem futbol oynamış, futbolculuğu var, hem bu işi yapıyor ve ilişkileri iyi. Bir de duruşu da iyi. Biraz daha yakışıklı olunca daha iyi olacağını düşünüyorum onu. Acaba bakacağız. Yani çocuklar sağ olsunlar, ikisi de benim hayatımı kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Buruk ailesi Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle maalesef bir süre zor günler geçirmişti. Bu dönemde evladının sağlığı için var gücüyle mücadele eden Okan Buruk'a tüm aile desteğini esirgememişti. Fuat Buruk zor günleri atlatan Ali Yiğit'in Galatasaray'ın şampiyonluk döneminde çok büyük bir moral kazandığını anlatıyor. Okan ve Ali Yiğit çok zor günler geçirdi. Ya ben şahidim, uzaktan şahidim çünkü yanlarına giremediğimiz zamanlar oldu. Aylarca hastanede kaldılar. Bir odanın içinde çalışmamış, yani yaklaşık 1,5-2 sene. Tabii Ali Yiğit çok zeki bir çocuk, inanılmaz zeki bir çocuk. Çok futbolu da biliyor. Galatasaray kulübü, tabii Galatasaraylı olduğu için ve böyle bir başarının içinde olması belki o, işte ona büyük bir motivasyon oldu. Zaten gidişat da çok iyiydi, iyi de gitti. Şampiyonluğunda Ali Yiğit'in katkısı çok büyük diyelim yani. Üçlü çektirmek kolay değil, doğru yapmak kolay değil ve sevimli olmak da, yani taraftar, doğru taraftar, güzel taraftar güzel tarafını görüp yorumluyor. Bütün çocuklarımız aslında çok şey hak ediyorlar. Hep iyi güzel şeyler yaşamalılar. Bizi yaşatmak zorundayız hepsine, yani ayırmadan. O yüzden hepimiz elimizden geldiğince bütün çocuklara önce sevgi ve sonra saygı diyelim. Futbolculuğunda hırsı ve mücadeleci yapısıyla örnek olan Fuat Buruk, antrenörlük kariyerinde de unutulmaz başarılar yaşamıştır. Centilmen duruşu, olgunluğu ve ailece bu güzel oyuna kattıklarıyla camiadaki değerli yerini koruyan Fuat Buruk, yarışmacı olmanın önemine dikkat çekiyor. Önce çocuklukla yarışma, yani kendini kanıtlama. Sonra zaman içinde işte o becerilerin üst seviye çıkmasıyla biraz daha böyle nasıl göze batıp işte sıyrılma. Sonra yaş ilerledikçe hayatı kazanma, o mücadele. Ama işte seneler, ben işte kaç sene 84'te profesyonel oldum. Ondan sonra işte 2000'den sonra, 2001'den sonra bıraktıktan sonra hocalığım, aynı sanki hiç bırakmamışım gibi, ve daha önce sahadaydım, sonra kulübe, bu şekilde seneler geçti. Ama hep her antrenmana çıkışımda, gün içinde de işte takımla antrenmana çıkarken, antrenörken sanki futbolcuymuş gibi o heyecanı yaşayarak şey yapıyorum. Hala çok iddialıyım bazı şeylerde. Yani ayak tenisi oynayalım, şey oynayalım. Ben çok iyi olduğumu, bu işte çok iyi olduğumu biliyorum. Ben çok sevdim futbol oynamayı. Sahada olmayı çok sevdim, istedim. Biraz da zekamız varsa, biraz da hocanı dinleyebiliyorsan, doğru işler yapabiliyorsan en üsttesin, Süper Lig'desin. Zaten onun üstünde de ekstra oyuncular vardır. Yani ben her oyuncunun, her isteyenin fiziksel bir kusuru, işte atletik bir şeyi olmadığı sürece isteyen herkesin futboldan para kazanıp bir seviyeye geleceğine inananlardanım.